Gibi duvarlar özlenmez mi canısı? Yine dönüp dolaştım, geldim buraya. Tabii sokakta kalmaktan iyidir. Aynen. Kızlar! Koşun, koşun! Size bir müjdem var. Başınıza devlet kuşu kondu. Ne devlet kuşu ya? Ne oluyor Edoş? Gelin, gelin. Feride Hanım'ın odasında. Gelin. Gel bakalım. Hı hı, anladım. Çocukların yemek masrafları için ekstra bir ücret falan ödemeleri gerekiyor mu peki? Ha, her şey dahil, evet. Hı hı. Tamam. Teşekkür ederim bilgi için. Peki, hoşça kalın. İçiniz rahat olsun Feride Hanım. Böyle yüzlerce çocuğa burs verdik. Size dosyaları gösterdim. Hı hı. Hah, çocuklar gelin. Serdar Bey Kimsesizlere Destek Derneği'nden geliyormuş. Yetimhanede büyüyen ve üniversiteyi kazanmış başarılı öğrencilere burs veriyorlarmış. Feride Hanım'a broşürlerden takdim ettim. Buyurun, siz de inceleyin. Oha! Yurda bak! Eylül, arkada buzdolabı, odalarda televizyon. Hatta bak bak, odalar iki kişilik. Ya çok güzelmiş. Peki Feride Hanım, bize bu yurtta kalma imkanı veriliyor mu? Evet. Serdar Bey zaten resmi kağıtlarını getirdi. Ben de az önce yöneticileriyle konuştum. Hiçbir problem yok. Eğer burs kabul edecekseniz hemen işlemlere başlayacağım. Ederiz canım. Niye etmeyelim değil mi Eylül? Yani ederiz de... Ya bizim Cemre'ye de sormamız lazım Feride Hanım. Çünkü o istemezse eğer... Ay saçmalama. İster o da. Böyle bir teklif reddetmek için salak olması lazım herhalde. Ben Cemre adına cevap veriyorum. Bu burs teklifinizi kabul ediyoruz. O zaman ben çıkış işlemlerinizi başlatıyorum. Dur. Peki yeni yurdumuza ne zaman yerleşebiliriz? Yarın yerleşebilirsiniz. Yarın mı? Oha yarın. O zaman bizim hemen hazırlanmamız lazım. Ay, gerçi benim çok eşyam yok. Ay, ben ne canım, onu da siz düşünün. Ya Feride Hanım şuna bakın.